Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim el açma ıspanaklı kol böreği arkadaşlar. Normalinde niyetimde videolu tarif hazırlamak yoktu. Daha sonrasında sizler için ayrıca videolu olarak hazırlamak istedim. Ve hemen kameramı kurmuş oldum. Hamur yaparken yapılışını maalesef çekemedim ama sizlere tüm malzemelerini anlatacağım arkadaşlar. Nasıl yaptığımı sizler de ona göre hazırlarsınız. Öncelikle gerekli olan malzemeleriniz. Malzeme listemizi info kısmına da ekleyeceğim. İnfo kısmından ulaşabilirsiniz. Ispanak, 2 tane yumurta, 1 tane beyaz kalıp peynir, 1 baş soğan, tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Evet, harcımız için gerekli olan malzememiz bunlardı arkadaşlar. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo un, 1 yaş maya, 1 yemek kaşık tuz, 1 yemek kaşık şeker, 1 bardak süt, 250 ml bardak ile arkadaşlar, 1,5 bardak ılık su, yarım çay bardak sıvı yağ. Evet, hamurumuz için gerekli olan malzememiz de bunlardı arkadaşlar. Hamurumuzun yapılışı: mayayı ılık suda eritiyoruz. Şeker, süt, tuz, sıvı yağ, diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Onu da ekleyip ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde ediyoruz ve 2-3 katına gelene kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Bu esnada iç harcımızı da hazırlıyoruz. Yemeklik ince doğradığımız soğanları, ıspanakları da aynı şekilde ince ince doğrayalım. Karıştırma kabımıza, derin bir kabımıza, tepsimize alalım. Tüm harcımızı güzelce harmanlayalım. Ve sosumuz içinde arkadaşlar, ara katlarını yağlamak için de yaklaşık yarım çay bardaktan biraz fazla zeytinyağı sıvı yağ karışımı, dilerseniz sade de kullanabilirsiniz. Ve aynı ölçüde krema. Sosumuzun yapılışı: sıvı yağ ve kremayı bir tasın içerisine alalım ve güzelce çırpma teliyle çırpalım. Ve bir kenara alalım. Artık ara katlarını yağlamak için sosumuz hazırdır. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, hamurumuz 3 katına kadar mayalandı. Mayalanmış olan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alacağız. Yaklaşık bir tepsi için arkadaşlar 6 tane beze kullandım ben. Geri kalan hamurumuzu dilerseniz mayalı ekmek yapabilirsiniz. Dilerseniz başka börek kızartabilirsiniz. Ya da farklı harçta değişik lezzette kol börekleri hazırlayabilirsiniz. Tamamıyla evinizdeki malzemelerinize göre değişik lezzetler çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Evet, mandalina büyüklüğünde bezelerimizi yapıyoruz. Bir kenara alıyoruz. Tepsimizin taban katını yağlıyoruz. Fırçayla her yerine gelecek şekilde dağıtıyoruz. Tepsimizi de bir kenara alıyoruz ve bezelerimizi oldukça ince açmaya özen gösteriyoruz. Önce merdane ile bu şekilde büyütelim. Daha sonra oldukça ince açmaya çalışalım. Bu şekilde büyük bir yufka açalım arkadaşlar. Evet. Fazla ununu çırpalım ve hazırlamış olduğumuz sosumuzdan 1-1,5 yemek kaşığı kadar dökelim. Fırça ile her yerine gelecek şekilde sürelim. Ya da yanlardan katlayarak tamamına gelmesini sağlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan da yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar her yerine gelecek şekilde serpelim. Ve saralım. Evet, sigara böreği gibi saralım arkadaşlar. Evet, büyükçe bir rulo elde ettik arkadaşlar. Kol böreğimizi bu şekilde sarıyoruz ve tepsimizin ortasından başlayacak şekilde tepsimizi yerleştiriyoruz. Aynı şekilde diğer bezelerimizi büyükçe açalım ve sosumuzdan dökelim. Her yerine gelecek şekilde sosumuzu sürelim. İç harcımızdan, ıspanak harcından bolca serpelim. Rulo saralım. Sarmış olduğumuz böreğimizi tepsimize alalım ve diğer böreğimizin etrafına güzelce saralım. Bu şekilde diğer bezelerimizi de tamamlayarak böreğimizi bitirelim.
Evet arkadaşlar, bu böreğimizi dediğim gibi ıspanak harçlı değil de peynir harçlı, kıyma harçlı, patates harçlı da yapabilirsiniz. Farklı lezzetlerde değişik börekler hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Evet, büyükçe açtığım yufkama yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar sos karışımından döküyorum ve bu kez fırçayla değil de bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sosumuzu tamamıyla yufkamıza bu şekilde yedirtebilirsiniz. Her yerine eşit şekilde gelmiş oldu. Daha sonra iç harcımızdan koyup rulo sarıp tepsimize alacağız böreğimizi. Evet, tepsimizi en son rulomuzla aldıktan sonra bu şekilde böreğimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi el açma ıspanaklı kol böreğimiz hazır. Üzerine her yerine gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim. Daha sonra susam serpelim ya da çörek otu dilerseniz. Önceden ısınmış 180 derece fırında alt üst nar gibi kızarana kadar böreğimizi pişireceğiz. Evet, önceden ısınmış 180-190 derece fırına böreğimizi koyduk ve pişirmeye bırakıyoruz. Kontrollü bir şekilde yaklaşık 30 dakika arası böreğimizi pişiriyoruz. Daha sonra çıkartıp dilimleyerek servis yapıyoruz. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık, pamuk gibi bir börek oldu. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Bu sos ile müthiş lezzetli bir börek oldu. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin ve beni yalnız bırakmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Farklı lezzetlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.